Orada bir köy var, o köy Çullar Köyü. Acıgöl ilçesine bağlı 130 nüfusu bulunan şirin bir köy. Düz bir yerleşkede yer alan bu köy, il merkezine 39, ilçeye ise 19 kilometre uzaklıkta. İnsanlar köyde geçimini genellikle tarım ve hayvancılıktan sağlıyor. Genç nüfus göç etti. Adet, gelenek ve göreneklerine sadık olan bu köyde göç dalgası yok ancak vefat haberleri gün ve gün nüfusu geriye çekiyor. Genç nüfusun büyük şehirlere iş için zamanla göç ettiğini söyleyen halk, yaşlılar burada baş başa kaldık ifadelerine sıklıkla yer veriyor. Çullar düğünü bir başka olurdu. Geçmiş dönemlerde gençlerin büyük şehirlere göç etmeden önce burada yapılan düğünler ballandıra ballandıra anlatılırdı. Düğün sahibinin misafirler için aylar öncesinden hazırlığa başladığı ve onlara ikramlarda bulunmak için varını yoğunu ortaya koyduğu söylenir. Kısacası köyde misafir ağırlamanın ayrı bir yeri var. Halkı sıcakkanlı ve misafirperver. Köye seyyar bakkal gelir. Geçmişte cıvıl cıvıl olan bu köyde şimdilerde sessizliğe bürünmüş durumda. 1928 yılından bu yana aynı ismi taşıyan Çullar'a bakkal olmamasından dolayı kamyonet ile seyyar bakkal geliyor. Köy meydanında korna çalarak halkı geldiğinin haberini veren bakkalcı yaklaşık yarım saat burada bekleme yaparak satış yapıyor. İnsanlar alacaklarını bu yöntem ile sağlıyor. Kamyonetten bakkalda da köylülerin aradığı her şey mevcut. Çiftçilik yaygın. Çevre köylerde olduğu gibi Çullar Köyü'nde de tarım yaygın olarak yapılıyor. Köylüler tarım arazilerine patates, kabak çekirdeği, arpa, buğday ekimi yapıyor. Her hanede bir traktör ve tarım aletleri mevcut. Kerpiç evler meşhur. Geçmişi uzun yıllara dayanan bu köyde kerpiçten yapılmış evler yaygın olarak görülür. Büyük ustalık ve zaman isteyen bu evlerin inşasında duvar kalınlıkları soğuğa karşı yaklaşık 1 metre olarak yapılmış. Tamamen doğal malzemelerden yapılan kerpiç evlerin birçoğu bakımsızlıktan şimdilerde yıkılmaya yüz tutmuş durumda. 100 yıldır aynı ismi taşıyor. 1920 yıllardan beridir aynı ismi taşıyan Çullar'da bir cami, bir köy çeşmesi, bir muhtarlık binası ve bir de kullanılmayan sağlık ocağı bulunuyor. Köyde havalar soğumaya başlayınca çoğu vatandaş ilçe ve şehre taşınıyor. Havalar ısınmaya başladığında ise tekrardan köye geliniyor. Bu durum kışın nüfusun düşmesine neden oluyor. Bir sonraki köy haberinde buluşmak dileğiyle.